Müslüman için. Orada yazılıyor. Mesela zelzele nereye vuracak? Hangi ülkeye Cebrail Aleyhisselam kanadıyla bir sallayacak? Tarumar edecek. Onlar yazılıyor. Seller, doğal felaketler, afetler hepsi bu gece yazılıyor. Önemli işler bu gece fasledilir, fark edilir. Ondan sonra senin kendi yaşayacak mısın? Bypass mı olacaksın? Kalp krizi mi geçireceksin? O felç mi olacaksın? Allah cümlemizi afetlerden muhafaza eylesin. Bu gece dua edeceğiz işte. Yasin Şerif'in birini ne niyetle okunursa o. Bir Yasin için belalardan afiyet. Belasızlık en mühim şey. Ondan sonra Allah malımıza da vurdurmasın. Dinimiz, başta dinimize, imanımıza vurdurmasın. Sonra malımıza, canımıza vurdurmasın. Sonra sevdiklerimize vurdurmasın. Amin. Ama bunun usulü var. İki rekat kılıyorsun. Altı ihlas. Bir rekatta altı ihlas, ikinci rekat. Peşine de bir Yasin Şerif okuyorsun. Peşine duası var. O dua zaten dergide de var. İnternete de atsınlar bu gece her şeyse. Arapça bilmiyorsan ne yapalım? Türkçesini söylersin. 10 kere okunuyor. Bütün meşayih ittifak etti. O Hazreti Ömer'den, İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edilen dua onun zımnında içindedir. Yani kaza ve kadere temas ediyor. Çünkü Allah Teala ne yazdıysa o olacak. Ama sen diyorsun ki ya Rabbi beni levh-i mahfuzda eğer ki bak şu denmez ha. Ya Rabbi sen beni bedbaht, kötü, bozuk, fakir, hakir, hasta, halil neyse bildiysen onu değiştir denmez. Öyle duadan kafir olur. Çünkü Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Ezeli ilim hata eder mi? Etmez. Onun için duada ne diyor? İn kunte ketebteni indeke fi ummil kitab levh-i mahfuzda beni yazdıysan diyor. Çünkü levh-i mahfuz değişir mi? Değişir. Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Levh-i mahfuzda bir şey yazar, meleklere onu gösterir. Azrail Aleyhisselam'a da verir. Azrail Aleyhisselam bir bakar, falan ay, Safer ayının son çarşambası, falan adam mut, gitti. Tamam der Azrail Aleyhisselam, öyle bekler atmaca gibi. Atmaca gibi bekler. Kim alırsan o. Aa, gün yanaştı, bir de bakar, Azrail Aleyhisselam levh-i mahfuzla kıyas yapıyor. Günlük dosyalar var, günlükler bir de levh-i mahfuzla kıyas yapar. Bir de kıyas yapar, aa, levh-i mahfuzdan silindi. Adamın vefat kararı silindi. Allah Allah. Azrail Aleyhisselam der ki tamam. Bu adam bu sene benden kurtardı. E şimdi nasıl oldu bu? Çünkü Allah-u Teala ezelde bilir. Bu adam bu sene dua edecek mi? Sadaka verecek mi? Bunu bilir. Bilir ama her bildiğini levh-i mahfuza yazmaz. Levh-i mahfuza ne yazar? İki askıda karar var, kesinleşmiş karar var. Askıdakine muallak denir, kesinleşmişe mübrem denir. Muallak ne demek? Sadaka verirse bir daha seneye kadar yaşıyor. Hatta bazen 10 sene, 20 sene, 30 sene uzatma da gelir sadakayla. Bu işte en şey, yani tesirli amel sadakadır ve iyiliktir. Ve la yezidu fil umri illel birru diyor. Tirmizi hadisinde iyilik yapmaktan başka hiçbir şey ömrü uzatmaz. Allah'ın dinde uzamıyor ama Mevla onu iki kısım yapmış. Buraya yazmış. Bu sene Safer ayı son çarşamba gitti bu adam. Hazreti Aleyhisselam da onu görüyor. Görüyor ama Mevla arkada bir kararı daha var. Bu askıdaki görünen, görünmeyen taraf sadaka verirse 10 sene daha uzatma yaşayacak. Vermezse bu sene gidecek. Mevla seni sadaka verip vermeyeceğini bilir mi? Bilir. Allah'ın ilmi değişmiyor. Ama levh-i mahfuzdaki yazı değişiyor. Bunun Kur'an'da delili var mıdır? Ayette delili var mıdır? Çok iddialı bir şey söylüyorum. Mutlaka ayetten delili olması lazım. Ne buyuruyor Estağfirullah? يَمْحُلَّهُ مَا يَشَاءُ Allah dilediği kararı siler. Dilediği kararı sabit bırakır. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Kitapların aslı, o ne biliyor musun? Ona levh-i mahfuz manası verilmiyor işte. Kitapların aslı ilmi ezelidir diyor. Âlûsî bütün müfessirler. Değişmeyen bir tek Allah'ın ilmidir. İlmi ezeli de kitapların aslıdır, o değişmez. Ama levh-i mahfuzdakini bile mahvu ispata tabidir. Siler, bozar, bırakır. Onun için melek de kesin karar
veremez. Artık son dakikaya kadar levh-i mahfuzu kontrol etmek zorunda. Ama dosya verilir. Eğer bizim ismimiz bu sene ölecekler listesi verildiyse verildi. Ama bunun duanın ve sadakanın geri çevirme ihtimali var mı? Hadis-i şerif öyle söylüyor. Ömrü ancak iyilik yapmak artırır. Mesela bu adamın malına, mülküne acayip bela gelecek, musibet, iflas, yangın, sel ve afat. Veyahut da işte ekonomik sıkıntı. Burada yazar. Ama sen sadaka verirsen veyahut da dua edersen, bak şimdi berat duası, bu geceki o duayı okursan 10 kere, 3 yasine beraber. Dua, bu duada ne diyor? Allah'ım en kütte ketebteni indeke şakiyen, sen beni bedbaht yazdıysan, bak bildiysen değil, yazdıysan, lafa dikkat et duaya, Hazreti Ömer Efendimiz'den geliyor bu dua. Ev mahrumen, mahrum biri olarak yazdıysan, ev matruden, kovulmuş biri olarak yazdıysan, ev mukatteran aleyh fir rizk, rızkı dar olarak yazdıysan, bu sene ekonomik sıkıntı, rızkın çok dar olacak diye yazdıysan, yazdıysan, femhullâhümme bifadlike şekâveti ve hirmâni ve taradî ve iktâr-ı rızkî. Ya Rabbi lütfu kereminle mahrumluğumu sil, bedbahtlığımı sil, rızkımın darlığını sil. Ve esbitni indeke fî ümmil kitâb. Ümmül kitapta, levh-i mahfuzda sen ilmi ezeliğinde biliyorsun. Ama ben duayla mükellefim, ben sana yalvarıyorum. Levh-i mahfuzda beni yaz ki, kaydet ki, müveffakan, hayırlara muvaffak olan, merzukan, rızkı bol olan, saiden, ondan sonra bahtiyar olan, imanla yaşayıp, imanla ölen kullarından olarak yaz. Çünkü feinneke kultev kavulkel hak, fi kitabikel müzel, alâ lisan nebiyikel mursel, gönderdiğin peygamberinin lisanıyla bize indirdiğin, okuttuğun Kur'an'ında sen ne buyurdun? يَمْحُلَّا مَا يَشَاءُ İstediğimi silerim, istediğimi bırakırım. Onun için hak senindir, kaza senindir, kader senindir. Ben senden bunu istiyorum. 10 kere bu duayı meşayih bu gecede tekrar ettiriyorlar. Akşam yatsı arasıdır ama yatsıdan sonraya artık kalacak mecburen. Gideceğiz evimize artık inşallah bir abdest tazeleyeceğiz falan. Biraz uykuyu kaçırmak için biraz çay içeriz, kahve içeriz. Hemen peşine ilk iş. Çünkü neden? Bela gökten yağarken dua yerden yükselir diyor hadis-i şerifte. İnnel bela ele yenzilu ve dua le yas'adu. Bela iniyor, dua çıkıyor. Ve inne dua vel bela le ya'telican ila yevmil kıyame. Senin duan varsa çıkan o paratonel gibi o belayı havada yakalar diyor. Ve kıyamet gününe kadar o dua, o belayı senin başına indirmez, savaşmaya devam eder diyor. Onun için Allah'ın kulları dua edeceğiz. Dua edin buyuruyor hadis-i şerifte. Bu gece onun için dua gecesidir. Çok konuşmak gecesi değildir. Ameli salih gecesidir. Her önemli iş bu gece ayrılıyor. Görevli melekler teslim ediliyor. Emran min indina, katımızdan önemli işler, mühim işler. Kurban olduğum Allah. Ne büyük işler. Bir daha seneye kadar kim öle, kim kala. Efendim, Türkiye'nin ne olacak, Suriye ne olacak, Yemen ne olacak, Doğu Türkistan ne olacak, Amerika ne olacak, Asya ne olacak, Avrupa. Hepsini Mevla biliyor. Ve bu gece görevli meleklerine teslim ediyor. Biz de dua edeceğiz. Ya Rabbi Müslümanlara, Ehl-i Sünnet'e izzetler, nusretler, devletler, fetihler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ehli şirke, ehli bidate, ehli dalalete sen ya Rabbel Alemin başarısızlıklar, huzursuzluklar, bunalımlar, kıtlıklar, her türlü darlıkları üzerlerine ilka ile ya Rabbi. Ta ki Müslümanlarla uğraşamasınlar ya Rabbi. İslam aleminin vatanlarını ateşe çeviremesinler ya Rabbi. Yemen'den Doğu Türkistan'a ehli İslam'a ehli sünneti aziz eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Çok dua edeceğiz.